Yeni kanalımıza Aktel Spor'a hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra Aktel Spor'da sizlerle birlikte olacağım. Eski kanalım Tribün Futbol'dan bazı sebeplerden dolayı ayrıldık. Herkese başarılar diliyorum yeni hayatında. Ben bundan sonra yoluma tek başıma Aktel Spor'da devam edeceğim. Bugün Beşiktaş-Giresunspor mücadelesini sizlere yorumlayacağım. Ama ondan önce sürpriz konuğum moderatör Semih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aktelciğim. Nasılsın? İyidir Aktelciğim, senden ne haber? Yeni kanalın hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Desteklerin için de teşekkür ederim. Maç hakkındaki görüşlerini, sorularını bekliyorum. İzleyicilerimiz de bizi merakla bekliyor ama önce kısa bir duyurum var. Bundan sonra Aktel Spor'da her hafta yeni içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Yeni konuklar alacağız. Her hafta değişik konuklar. İnteraktif bir program olacak. Her hafta Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli bir kardeşimizi, Beşiktaş maçında Beşiktaşlı bir kardeşimizi alacağız. Ve futbol severlere bekledikleri o müjdeyi veriyorum. Semih, senin haberin var mı bundan? Neydi yaptığım o? Sayın Murat Bilci de bizlerle birlikte olacak yeni kanalda. Oo, Murat Bilci olacaksa bu iş tadından yenmez. Murat Bilci de yakında bizlere katılacak. Açılışı benim yapmamı istedi kendisi de. Evet, futbol severleri bekletmeyelim ve hemen başlayalım. Semih'ciğim, maçı biz birlikte izledik. Maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? Evet, ne düşünüyorsun? Akderciğim, şöyle söyleyeyim. Sen bugün kısa bir maç özeti geçer misin bize öncelikle? Nasıl bir maç oldu? Beklediğin altında bir maç mıydı yoksa Beşiktaş'ı tutuk mu buldun? Beşiktaş'ta gelişmeler var mı? Nasıl bir Beşiktaş izledik bugün? Beşiktaş'ta gelişmeler var mı? Gelişmeler var. Ama şöyle ifade edeyim. Beşiktaş ilk 45 dakikada Beşiktaş taraftarının ve futbol severlerin ağzına bir parmak bal çaldı ve ikinci yarıda eski tutuk haline geri döndü. İlk 45 dakikada neler yaşandı? İlk 45 dakika Beşiktaş çeşitli pozisyonlar buldu ve maçın yanılmıyorsam 14. dakikasında Tayyip Taha Sanış'la skoru 1-0'a getirdi ama çok değişik bir pozisyondu. Birlikte evet izledik. Çok değişik bir pozisyon oldu. Ben bile inanamadım o golü nasıl attığına Tayyip Taha'nın. Var olmasa o pozisyon normalde kolay kolay çözülemezdi ve yılanın kendisine dönerdi. Şu an her kanalda biz de burada yarım saat 40 dakika o pozisyonu konuşurduk. Ama var o pozisyon doğru süzmüş. Ya şunu tartışabiliriz ayrıca. Hakem gol mü vermeliydi yoksa penaltı kararını vermesi daha mı doğru oldu? Bence hakemin penaltı kararını vermesi doğru değil. Golü verse daha mantıklıydı. Ama işte VAR'dan incelemişler. Penaltı olduğunu söylemişler. Topun başına Weghorst geçti. Çok kötü vurdu. Atacağı köşeyi göstererek kaleciye hata yaptı ve kaleci de rahatlıkla topu çıkardı. Peki Akdenciğim, lafını bölüyorum. Estağfurullah. Sence Weghorst Beşiktaş için handikaplı bir futbolcu mu? Evet. Yoksa iyi ki mi geldi yoksa gelmemeli miydi? Sence Weghorst futbolcu mu? Çok ben... güzel, çok güzel bir soru sordun. Çok müthiş bir soru sordun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Weghorst'un kötü bir oyuncu olduğuna inanmıyorum. Ama şöyle bir durum var. Varayan İsmail futbol hayatı, antrenörlük hayatı boyunca hep üçlü sistem oynamış. Kariyerinde çıktığı 76 maçta hep üçlü sistem oynatmış. Ve Weghorst üçlü sisteme uygun değil. Kadro planlamasını kurarken Weghorst gibi bir golcün olmayacak. Muraka gibi bir golcün olacak. Ve o yüzden 3-4-3 sistemini oynayan Varian İsmail Weghorst gibi hızlı bir oyuncuyu bu takımda oynatmamalı. Ben bunu geçen derbi öncesi yayınımda da söylemiştim. Peki Varian İsmail sence sistemin farkında mı? Varian İsmail sistemin farkında. Ne oynattığını biliyor mu? Bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü şu an kendi istediğini yapmıyor. Kimin istediğini yapıyor? Taraftarların istediğini yani yapıyor Beşiktaş, zaten. Yani Beşiktaş Spor Kulübü'nü şu an taraftar mı yönetiyor? Maalesef. Çok acı bak. Acı olanı sen söyledin. Şu an yani söyleyince kulağa da bir geçen geldi. Geçen sene Fenerbahçe'yi 12 numara yönetiyordu. Şimdi sıra Beşiktaş'ta. Fenerbahçe hocasına kavuştu. Yıllardır Twitter Fenerbahçe yönetiyordu. Şimdi Twitter Beşiktaş'a geçti. Evet, maalesef. Acı anladım. Durum. Çok acı bir durum. Ya bunu şimdi nasıl söyleyeyim sana? Sene başında hazırlık maçları oynandı. Beşiktaş facia sonuçlar alıyor. Eleştiriler yığınla bir baktık. Varian İsmail Efendi ilk maça direkt dörtlüyle başlamış. E kardeşim, bildiğin sistemden niye vazgeçiyorsun? Niye? Soruyorum sana Varian İsmail, niye vazgeçtin? Cevabın yok. Cevabın çok basit. Bu koltukta bir hafta daha fazla kalabilmek için kendinden ödün veriyor. Beşiktaş'ın duruşsuz bir hocası var. Maalesef ki bunu üzülerek söylüyorum. Ya şimdi biz böyle konuşuyoruz ama şöyle bir gerçek var. Beşiktaş bugün 3 puanla ayrıldı. Bu 3 puan sence
şansla gelen bir 3 puan mı? Evet. Ya şöyle, ilk yarıdaki oyuna baktığımızda Beşiktaş oyunu hak etmiş gibi duruyor. Ama hak etmiş gibi duruyor. Beşiktaş'ın girdiği pozisyonları sana şöyle analiz edeyim mi? Girdiği bütün pozisyonlar duran toptan ve karambolde savunmadan seken toplar pozisyona dönüştü. Beşiktaş'ın oyuncuları topu ayağına aldığında Rozier bugün. Rozier niye oyundan çıktı bugün? Neden? Kaç haftadır oyundan çıkmıyordu. Varyan İsmail köşede ona iki pozisyonda kızdı. Ayağı yerden Weghorst oynayacak. Weghorst Delali'ye duvar olacaktı. Pozisyona girecekti Beşiktaş. Topu havalandırdı. Weghorst topu kontrol edemedi. Pozisyon başlamadan bitti. Yani bu oyun sisteminde topu havalandırırsan sürekli ne olur? Karambolden pozisyon bulursun. Paslaşarak, verkaçlarla, ikiye birlerle pozisyon bulamazsın. Beşiktaş pozisyon buldu 45 dakika. İyi oynamış gözüktü ama iyi oynamadı. Kimseyi kandırmayız. Şu an ligin 9. haftası bitti sanırsam. Beşiktaş 2. sırada şu an. Fenerbahçe'nin maç eksiği var. Ne, şu an ligin 9. haftası bitti. Yeni oyuncular geldi. Yok Delali, yok Muleka, yok Vegos, yok Kıl, yok Tüy. Geldi. Sence beklediğine değdi mi Beşiktaş taraftarının? Beşiktaş taraftarının beklediğine değmedi. Beşiktaş bu oyuncular geldiği zaman bu oyunu beklemez. Bu oyuncularla daha coşkulu, daha net pozisyonların olduğu, hop oturup hop kalktığı bir mücadele bekler. 9 haftalık bir serüven bekler. Ama bunu göremiyor Beşiktaş taraftarları. Niye göremiyor? Çünkü hocanın oyun sistemi buna uygun değil. Aslında buna uygun. Ama bu oyuncu grubuyla olmuyor. Semi, 3-4-3 oynayan takımlara bakalım mı? Yani şöyle söyleyeyim Akden. Futbol çok değişti. Yani şu an teknolojiyle birlikte futbolda teknolojik bir hale büründü. Robotlaştı. Yani, Valeriet İsmail olsun. Yok. Vitor Pereira geçen seneden Fenerbahçe'deki. Yani şu an lig tamamen rezil bir halde. Sadece şu an biz Beşiktaş'ı kötüledik ama eski maçları özlediğimiz bir gerçeği var. Şu an Fenerbahçe'yi de izleyince hiç kimse kendini kandırmasın. Yok Fenerbahçe bu sene iyi diyorlar ama Fenerbahçe de böyle. Şimdi sana yani bir soru sorabilir miyim? Tatmin etmiyor. Futbol bitti mi yani? Futbol seyir zevki artık vermiyor. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Bunun kararını istersen sevgili seyircilerimiz versin. Delali zamanında 2017-2018 yılında maç transfer marketteki değeri 100 milyon euroya çıktı. Allah aşkına. Delali'nin. Evet Delali'nin bak. İyi de bir oyuncu. Ama iyi oyuncu kavramı değişti artık Semih. Futbol teknolojik bir alet gibi gelişiyor ve herkes robotlaştı. Eski gözümüze hoş gelen Zidane'lar, Ronaldinho'lar, Kaka'lar bekleme. Sana ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım hepimiz. Alex de Souza. Şu an olsa kaç para ederdi? Delali 100 milyon euroymuş. Bir gitsinler işlerine. İyi bir oyuncu evet. Gözümüzün pasını silecek son dakika bir iki hareket yaptı ama geberik bir oyuncu. Ayakta duramıyor. Bitmiş. Bir de Semih futbolda 10 numara sistemi kalktı ya. Bu Delali'yi evet. Bize 10 numara diye yutturmaya çalışıyorlar. 10 numara 10 numara değil. Bu klasik bir forvet oyuncusu. 9.5 numara. Ve Gors'un yanında oynayacak bir oyuncu. Nasıl Joao Pedro nasıl oynuyorsa Fener'de Delali de öyle oynamalı. 10 kişi oynatır takımı 10 numarada oynarsa. Üçüncü bir orta saha olarak, ofansif orta saha olarak Delali oynamamalı. Oynatırsa Beşiktaş'ı 10 kişi bırakır. Delali, Jesun yaptığı gibi, Joao Pedro gibi çift forvetten biri olmalı. Bu kadar basit Semihçi. Peki Giresun Spor nasıldı bugün? Bugün Giresun Spor ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Hiç. Beşiktaş oyunun hakimiydi, oyunu oraya yığdı. Organize ataklar olmasa da Beşiktaş sağlı sollu ortalardan ve karambollerden, duran toplardan pozisyonu buldu ve şuna da değinelim Semihciğim, unutmayalım. Bizim bununla başlamamız lazım. Herkesten özür dilerim. Bugün Tayyip Talha Sanucu tebrik edelim. Öncelikle attığı gol muazzam bir goldü. Bir gol de iptal edildi. Ve golün sonrasında hemen en önemli detay bu. 1-2 dakika sonra Giresun Spor Beşiktaş'ın ceza sahasında topla buluştu. Tayyip hemen orada bitti. Stoperlerde bizim aradığımız en önemli özellik ne? Tek hamle olmamalar. Hata da yapsa bir çalım yese de ikinci de hemen ayağa kalkıyor ve boyuna rağmen seri bir oyuncu. Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'a cuk oturdu. Türk futbolu iyi bir stoper kazandı. Ben bunu söyleyebilirim. Çok hata yapacak, eleştirecek ama kumaşı... Tayyip Talha Türk mü? Evet Türk. Kumaşı da çok iyi bir oyuncu. Türk bir oyuncu. Adana Demirspor'dan geldi. Evet. Ya, Türk futbolu çok iyi bir stoper kazandı diyebilirim. Ben Suriyeli zannettim Tayyip Talha'yı. Nasıl ya? Talha, Tayyip, Talha. Yok Talha çok modern bir isim ya. Ya ben nasıl Suriyeli? Tayyip, Talha tam bir Suriyeli ismi gibi geldi. Aman. Ama Türkmüş ilginç. Nasıl ya Sevi? Ben gerçekten Tayyip Talha'yı Suriyeli zannediyordum. Beni şu an yani hayretler içinde bıraktın.
Sen şimdi Talha ismine soruyor mu dedim? Bak benim Talha futboldan... ismi değil de bak Tayyip kendi başına okey. Talha da kendi başına okey ama Tayyip Talha tam bir Suriye ismi. Neyse geçelim bu yola. Neyse bu konuya girersek çıkamayız. Aynen aynen. Başka öyle götüne takılan var mı yoksa ben mi gözüme takılanları söyleyeyim? Devam tak tercihim sen. Ben bak, sana bir şey, en önemli şey ne? Ne? Beşiktaş taraftarı ve futbol severler medyadaki program yapan yorumcularımız ve ben. Neden yakınıyoruz Semih? Beşiktaş'ın hocası hep hamlelerde hata yapıyor dedik değil mi? Ya yine yaptı 90'da aldı. Anladığım kadarıyla siz Valerian İsmail'i kafaya koymuşsunuz göndereceksiniz. Kimsenin bir şey kafaya koyduğu yok. Siz bu adama düşman mısınız? Peki sana bir soru soracağım. Benim kimseye düşman olduğum yok. Ben geçiyorum televizyonun karşısına izliyorum. Ne görsem onu söylüyorum. Adam beni bu... takip edenler biliyor iyi yanlarını da söylüyorum. Ama şimdi son dakikadaki pozisyonda Valerian İsmail'in bir hatası yok ama şimdi şuna bakalım. Çıkıp, yok. Çıkıp o mu oynasın? Adam 3 puanı aldı öyle böyle. Semih, ben 3 puana bakarım. Tamam sen neticeye bakıyorsun ama ben de Hatice'ye bakıyorum biraz. Hatice ile netice çünkü birbirine bağlı. Sen Hatice'ye bakmak istiyorsun da. Senin karşında var Giresunspor. Giresunspor dediğin takım takım değil. Beşiktaş takımı olsa zaten Giresun'a 5-6 tane atar. Biz şu an gollerin şeklini, güzelliğini konuşuyoruz. Ama konuşu. Yani sen Hatice'ye bakmak için Beşiktaş'ın... Dedim mi? Geldin mi benim dediğime? Geldin. Nasıl geldin? Şöyle diyeyim sana. 5-6 gol atmak için o 5-6 net pozisyonu yakalamak lazım. Bunu bulamadı. Onu eleştiriyorum sabahtan beri. Benim dediğimi konuşuyorsun sen de. 5-6'yı nasıl yaparsın? Gözü hoş gelen oyunda rakip boğarsın. Sağlı sollu ataklarda ya daha organize. Rakibin üstüne organize pas, kısa paslarla gidersin. Ya da oyun sistemi neyse rakibi beklersin. Hızlı hücuma çıkarsın. Direkt 2-3 pasla. Hiçbirini yapmıyor Beşiktaş. Anladın mı? 5-6 pozisyonu da bulamadı ki. Karambolden buldu. Beşiktaş, nasıl 5-6 yapacak? Beşiktaş Sergen Yalçın balonu patladıktan sonra. Balon mu? Orası ayrı bir konu. Benim için Beşiktaş Sergen Yalçın balonu patladıktan sonra anladığım kadarıyla bir 3-5 sene kendine gelemeyecek. Beşiktaş büyük bir teknik adam sıkıntısı yaşayacak gibi duruyor 2-3 sene içinde. Bundan evet. Sonra gelecek adam yok. Ya öyle deme. Öyle Beşiktaş her zaman hoca bulunur. Çok hocalar var. Sergen bir daha gelir. O ayrı konu. Fenerbahçe savruldu. Galatasaray savruldu. Sıra Beşiktaş'ta. Beşiktaş Şenol Güneş döneminden sonra Sergen Yalçın artık yükseliş devri bitti. Beşiktaş'ta ben gerileme, dönemi gerileme döneminin evet. Başladığını düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ben şunu söyleyeyim sana. Gerileme dönemi evet bence de başladı. Sana katılıyorum Semihciğim ama şöyle bir durum var. Ya Beşiktaş bu sene bence maalesef ki içim acıyarak bunu söylüyorum. Bazı şeyleri saklamaya gerek yok. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. Ne kadar objektif olmaya çalışsam çalışayım. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. Ama bu sene ben maalesef ki Beşiktaş'ın istiyorsa 33. 34. hafta lider girsin şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Ama bunun altını doldurmak lazım. Niye biliyor musun? O oyunu vermiyor bize. Bak sen ben başta benim bir lafım yarım kalmıştı. Onu devam ettireyim istersen. Buyur hatta. Şimdi bak. Valerian İsmail 76 maç üçlü oynadı demiştik. Geldi hemen dörtlüye döndü demiştik. Üçlü oynarken nasıl oynamalı onu anlatmam lazım. Çünkü izleyiciler şimdi merak edecek o kısmı. Üçlü oynarken Liverpool nasıl oynuyor? Salah. Mane oynuyordu, Firmino oynuyordu değil mi? Evet. Firmino kim olacak burada? Weghorst olmaz. Ağır bir oyuncu ve bağlantı oyuncusu değil. Yani yanındaki sağ açık ve sol açıktaki oyunu oyuna dahil eden bir santrafor olmalı. Weghorst bunu yapamıyor ve bu sistemde neye müsait üçlü oyun? Hızlı çıkmaya müsait. Rakip bekleyeceksin, tempolu orta sahada kaptığın toplarla hızlı paslarla çıkacaksın üçlü oynadığında. Valerian İsmail'in de sistemi bu. Ama Weghorst bu oyuna uymuyor. Bu oyunu Raşit Gezal, Muleka ve Enkudu ile yapabilirsin. Bunlarla yapabilirsin. Bu kadar basit. Bu şekilde Weghorst'a bu oyunu yapamazsın. Weghorst çok bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ın bu sistemine uymuyor. Hani herkes dedi ya Weghorst geldiğinde Beşiktaş sistemine uygun oyuncular aldı. Palavra palavra inanmayın. İnanmayın. Niye inanmayın biliyor musunuz? Çünkü üçlü sistemde Valerian İsmail aklında Conte dönemindeki Chelsea ve Liverpool'un son dönemlerindeki sistemi vardı. Gezal'ı tırnak içinde söylüyorum. Tam aynısı olmasa da Salah gibi oynatmayı düşünüyordu, görüyordu. Solda da Haşnat'ı istedi. Yakbaistan olmadı. Muleka'yı çok istedi. Weghorst'a fırsat transferi oldu.
Ama Weghorst'u ben Ceyhun kazancını istediğini, Valerian İsmail'in çok istediğini düşünmüyorum. Ama o da istediğini söylüyor. Bana samimi gelmiyor. Bu sisteme uygun bir oyuncu değil Weghorst. Yanlış yapıldı Weghorst konusunda. Ben bunu açık ve net konuşayım. Bu sisteme uygun bir oyuncu değil Weghorst. Beşiktaş üçlü oynayacaksa önde Muleka, solda Enkudu, sağda Gezal'la oynamalı. Bu kadar basittir. Anladım. Yani çok güzel konuştun Akbel. Ne diyeceğimi bilemedim şu an. Ya adeta bir futbol küpüsün. Estağfurullah. Ya şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bazı şeyleri konuşuyoruz ama bazı şeylerin altını doldurmazsak yani oturmuyor. Ya bana da mesajlar geliyor sonradan. Sen de biliyorsun benim yakın arkadaşımsın. Yazıyorlar. Ya çok güzel başlamışsın konuya ama konu bir anda dağılmış, sonra devamını getirmedin diyorlar. Devamını getirmiş olalım. Konuları da toparlayalım. Şimdi ne diyorsun? Başka söylemek istediklerin var mı? Kafana takılanlar. Misal benim şöyle bir örneğim vardı. Delali eşittir Joao Pedro dedim. Buna bir yorumun yok. Joao sen de iyi bir Fenerbahçelisin. İstiyorsan 1-2 dakika seni de yakalamışken ben Fenerbahçe'de değineyim. Joao Pedro hakkında görüşlerin nedir? Abartıldığı kadar iyi bir oyuncu mu? Kesinlikle hayır. Ama neden altını doldu? Bana şimdi böyle deme Semih. Kesinlikle hayır. Klasik futbol yorumcuları gibi. Kesinlikle hayır. E niye hayır Semih'ciğim? Joao Pedro futbolcu falan değil. Tamamen abartma, abartma. Benim için Joao Pedro Fenerbahçe'ye ait bir futbolcu değil. Joao Pedro kesinlikle ayı, şişmiş bir basketbolcu. NBA kaçağı. Bu kadar. Enteresan bir tabir oldu. Çok enteresan oldu vallahi beni. Kendimi yani öyle kahkaha atmamak için zor tutuyorum. Şakil yani. Onun yılın kuzeni gibi. Yani sen git basketbol oyna. Ama hazır değil sen. Ya senin ne işin var? Hazır değil, hazır Joao Pedro değil. Sakatlık yaşadı. 2-3 ay top oynamadı. Bunlar kolay şey değil. Fenerbahçe'nin nerede çay çöp kalmış oyuncu varsa Süper Lig'e gelsinler. Arkadaşlar top mu oynamak istiyorsunuz? Bir menajerlik kulübüne yazılın. Sizi direkt Süper Lig'e yolluyorlar zaten. Kesin bilgi. Arkanız önemli yani diyorsun. Ya bu kadar. Delali'ymiş. Şimdi. Yok Delali'ymiş. Yok Joao Pedro'ymuş. Yok Alioski'ymiş. Yok Valencia hepsinden iyi. İyi o, tabii. O güzelin Valencia'nın kıymetini bilelim. Alioski'ymiş. Yok. Weghorst'muş. Ya bunların devi bitti bitti. Arda Turan'ın devi nasıl bittiyse bunların da devi bitmiş. Zorlamaya gerek yok. Semih'ciğim sen çok dolmuşsun ya. Aynen. Sen sana mikrofon uzatmayı bekliyormuşsun sanki. Ya. Yıllardır. Ya bitmiş bitmiş. Gerçekten Türk Süper Toto Süper Lig'e yakışmayan futbolcular var. Ya Semih ligimizde. Bizim ligi izleyenler sen, ben, milyonlarca bizi izleyen futbol severler. Ya izleme nedenini sen de biliyorsun. Keyifli kaliteli futbol değil. Keyifli kaliteli futbol izlemek isteyen futbol severler açıyor kanalı 78-79'u. Manchester City maçını, Chelsea maçını, Arsenal maçını izliyor. Akbercim lafını böldüm. Bugün bir haber okudum. Sen de gördün mü bilmiyorum. Bugün. Bugün yoğundum bakamadım ama. Bugün ilginç şey bak. Yani gerçekten çok ilginç. Benim yani gülesim geldi. İngiltere'de imza toplanmış. Ne için? Ne diyorsun ya? Ne için? İngiltere'de imza toplanmış. Erling Haaland için 2 milyon tane imza toplanmış. Premier Lig'den ihracı isteniyor. İhracı. Erling Haaland'ın ihracı. Ya Semih ben de ciddi ciddi ne söyleyeceğim diye. Cidden. Ne ciddiyesi ya? Cidden. İnanmıyor musun? Bunu nerede okudun sen? Kesin. Erling Haaland'ın Premier Lig'den ihraç edilmesini istiyorlar şu an. Sebebi de insan değil robot olduğunu iddia ediyorlar. Ya Semih. Cidden. Cidden gerçek değil. Şu an 2 milyon imza toplanmış. Ben buna yine falan. Zamanında var. Messi için uzaylı diyorlardı. La Liga 50 yıl dayandı, 20 yıl dayandı, 10 yıl dayandı uzaylıya. Koskoca methettiğimiz İngiltere Premier Lig daha 5-6 hafta dayanamadı. Neymiş? 2 milyon imza toplanmış. Erling Haaland robot. Ya sen makara yapıyorsun. Ben şu an inanmadım sana da. Sen inanmadın mı gerçekten? Yok cidden inanmadım da. Aktacığım yayından sonra hemen bir araştır. Tamam bunu da futbol severleri de ispatını yaparız. Doğruluğu varsa. Gerçekten öyle. Allah Allah. Beni de dağıttın. Konuları da dağıttın. Neyse. Adamlar 10 sene uzaylı Messi dediler. Koca Messi uzaylı. Ben sana bir şey soracağım. Cristiano Ronaldo insan değil dediler. Neymiş? O kıçı kırık Haaland robotmuş. Ha, şimdi nereye geldik? Kıçı kırıktan bağlayayım. Sen Haaland'ı beğenmiyorsun. Ya beğenmiyorsun derken. Ya yaptığı işlere hep bir saygı duyuyoruz. Çok klas bir oyuncu. Burak tam bir bitirici. Burak Yılmaz'ın iki tık üstü. Daha fizikli, daha kuvvetli. Parayı da daha çok görmüş. Parayı gören öter. Ya Semih, sen herhalde artık bir Thierry Henry bekliyorsun.
Sen evet. Demek ki kimi seviyorsun Avrupa futbolunda? Benim aklıma Henry geldi. Abi, başka? Adamlar diyor ki Haaland robotmuş. Ya bu adam robot mu? Ne abi, oynadı bu adam? Sağa solu iyi olunca herkes robot gibi Messi gözükür. Tek başına defanstan alıp gol atıyor. Kimse de tık yok. Benim Premier Lig'ime bak. Neymiş? Erling Haaland insan ya olamazmış. Bugün sen ne söyledin? Beşiktaş 3 puan aldı. Hatice'ye değil neticeye bakıyor herkes Semih. Yani sence robot... Çoğu kişi... Ya yok robot mobot değil. Evet arkadaşlar sizleri de yoruma bekliyoruz. Erling Haaland robot mu? Ve bugünü kısa bir toparlama yaptık. Dan sonra yayını kapatalım. Evet Akdelciğim var mı son söylemek istediklerin? Var. Bugün Beşiktaş maçını toparlayalım. Sonra da futbol severlere elveda diyelim. Evet Akdelciğim. Haaland bugün de boş geçmedi. Attı. Bunu da hatırlatayım. Robot evet, çalışıyor. Bir tane attı evet bugün. Arkadaşlar. 65. dakikada yazdı. Haaland'ın robot olduğunu iddia ediyorlar. Arkasında bir kutu var. Maç öncesi atıyorsun 100 milyon dolar. Gol garantisi var. Bu kadar. Sevinç'im çok güzel konuştun. Şimdi ben Beşiktaş maçını toparlayayım istersen. Evet Akdelciğim buyur. Beşiktaş ilk 45 dakikada maçın ve oyunun hakimiydi. Daha doğrusu oyunun hakimi gibi gözüktü. Çeşitli pozisyonlar buldu. Ama organize ataklardan değil sağlı sollu şişirme toplarla. Maçta gözüme çarpan en önemli oyuncu Tayyip Talhasan Uç'tu. İlk yarı siyah olan, ilk yarı beyaz olan Beşiktaş. İkinci yarı siyahtı. İlk yarıdaki bulduğu pozisyonlardan eser yoktu. Oyunu rakip alana yiyemedi. İlk yarıda Giresunspor çok kötüydü. Beşiktaş kalesine hiç gelemedi. Beşiktaş mı getirtmedi? Evet, orta sahada Beşiktaş'ın oyuncuları muhteşem pres yaptı. Özellikle Getson ve Tayfur'un enerjisi Beşiktaş'a çok yakıştı. Tayfur, Tayyip Talha ve Getson'u bugün çok beğendim. Son olarak şunu söyleyeyim. İkinci yarıda Beşiktaşlı taraftarlar yine kabus yaşadı. 90. dakikada Giresunspor golü attı. Ben dedim ki güle güle Valerian İsmail. Ama işte kesin konuşmamak lazım. O gol olsaydı büyük ihtimal şu an tabiri caizse medyada Valerian İsmail'in kafası kesiliyordu. Şu an 3 puan aldı. 2 hafta daha ömrünü uzatmış oldu. Yine hamle hatası yaptı. Hamle hatası neydi? Bugün hamle hatasını ben size şöyle söyleyeyim. Gezal'ı oyuna attı. Tayfur'u sağa çekti. Rozier'i çıkardı. Gezal'ı oyuna atardım. Ama ben Enkudu'yu oyuna almaz. Tayfur'u sola atardım. Beşiktaş'ın ilk 11'i bundan sonra bence kaleci Ersin. Sağlıklı olduğu sürece Saiz, sağda Tayyip Talha, sağda Rozier, solda Masuaku, sol önde Tayfur, sağ önde Gezal, ortada Getson, Salih de olur, Josef Getson da olur, Josef Salih de bu fark etmez. İleride de Muleka ve Gort olmalı. Böyle toparlayayım. Beşiktaş 3 puanı aldı. Hayat öpücüğü gibi geldi bu Beşiktaş'a. Evet, benim bugün Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğim bu kadar. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı, takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Bundan sonra her hafta bir konuk alacağız. Murat Bilci ile birlikte hafta sonu maçlarını maçtan önce ve maçtan sonra yorumlayacağız. Ve ülke gündemine dair de muhteşem bir program hazırlıyoruz. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.